Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Xiaomi'nin Redmi Note 11 telefonundan bahsedeceğim. Bu telefonu aralıksız olarak bir haftadır kullanıyorum, deneyimliyorum ve bu telefonun artılarını, eksilerini sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu telefondan önce ben Mi 11 Lite incelemiştim. Tabii ki videonun bazı kısımlarında bu telefonun Mi 11 Lite'la alakasını ya da onunla kıyaslamasını da yapacağım arkadaşlar. Çünkü fiyat olarak birbirine çok yakın iki telefondan bahsediyoruz aslında. Bir de ben bu telefona bir haftadır kullanıyorum dedim. iPhone 13 Pro Max'ten geçtim. O telefondan bu telefona geçerken yaşadığım sıkıntılar ya da eşdeğer gördüğüm bazı özellikler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Redmi Note 11'in detaylarına geçmeden önce fiyatından bahsetmek istiyorum. Dedim ki ben bunu yurt dışından aldım. Bu yurt dışı bir cihaz arkadaşlar ve bunun fiyatı Türkiye'de şu anda sıfır olarak satışı 5000-5500 lira arasında değişebiliyor. İkinci elleri 4500 lira kadar da düşebiliyor. Artık tabii ki burada güvenilir arkadaş bulmak falan o konular tamamen size kalmış. Benim yönlendirebileceğim bir arkadaş yok. Onu en başta söyleyeyim. Videonun altına çok fazla yorum da geliyor, mesaj da geliyor. En başta bunu belirtmiş olalım arkadaşlar. Türkiye garantili fiyatı 8500 ile 9000 lira arasında değişiyor çeşitli sitelerde. Bazı özellikleriyle çok güzel ön plana çıkıyor. Bazı özellikleriyle ise hayal kırıklığına uğrattı açıkçası en başta. Bunu belirteyim. Redmi Note 11'in tasarımından başlamak istiyorum. Genel anlamda cihazı elimize aldığımızda büyük diyebileceğimiz bir telefon karşımıza çıkıyor. Boyutlarını kıyasladığımda önceki telefonumla iPhone 13 Pro Max'le neredeyse iPhone 13 Pro Max'le aynı boyutlara denk geliyor. Yine tasarım olarak baktığımızda da iPhone 13 Pro Max'e benzeyen tarafları var. Özellikle son zamanlarda iPhone 12 ile başlayan, 12 serisiyle başlayan diğer markalar da sirayet eden bir durum var arkadaşlar. Sert köşeli bir tasarım. Bu tasarım anlayışını burada da görüyoruz sevgili arkadaşlar. Benim çok fazla sevmediğim bir tasarım anlayışı. Çünkü telefonu elde tuttuğumuz zaman köşeleri çok böyle yuvarlatılmış olmadığı için elinizi acıtabiliyor belli bir süre kullandıktan sonra. Tabii ki çok ağır bir telefon olmadığı için 13 Pro Max'e göre elinizi acıtmıyor ama yine de bence güzel bir tasarım dili değil. Ama bu telefonda hoş duruyor diyebilirim arkadaşlar. Zaten siyah bir telefon elimde. Bunun farklı renkleri de var ama özellikle siyah rengini tercih ettim. Arka kısma baktığımda arka kısımda cam bir yüzey karşılıyor bizi. Bu cam yüzeyin nasıl bir cam olduğu hakkında bir bilgi yok arkadaşlar. Ön tarafı Corning Gorilla Glass 5 var ama arkada ne olduğu belli değil ama cam diyebileceğimiz, gerçi plastik de diyebileceğimiz, yani plastiğe de benziyor ama detaylara ben biraz inceleme yaptığımda buna cam demişlerdi ama böyle çok da belirgin bir cam hissiyatı yok ama tatlı, güzel bir hissiyatı var arkadaşlar. Yani dandik bir tasarım kesinlikle ya da dandik bir malzeme gibi kesinlikle durmuyor. Çünkü Xiaomi Redmi serisinde bir tık daha böyle malzemeden kısabiliyor ama burada biraz daha diğerlerine kıyasla premium bir cihaz hissiyatı mutlaka veriyor arkadaşlar. Yan tarafları zaten metal. Arka tarafından devam etmek istiyorum. Şurada üstte kocaman bir kamera görüyoruz. Alt tarafta da hemen o büyük kameranın altında da 1, 2, 3 adet kamera. Bir de flash'ımız var. 108 megapiksellik şu büyük kameramız. 108 megapiksellik bir kamera arkadaşlar. Şurada Redmi yazısı var. Şurada da çeşitli yazılar var. Üst kısma baktığımda burada bir kızılötesi portu görüyorum. Bu gerçekten kullanışlı bir port. Niye? Çünkü evdeki klimanızı, televizyonunuzu, uydunuzu vesaire buradan çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Hemen yanında bir mikrofon, onun yanında bir hoparlör ve onun yanında sevindirici bir durum arkadaşlar. Kulaklık girişi var. Mesela iPhone 13 Pro Max'te yok. Mikrofon bağlayacağım ben bu telefona. Dandik bir dönüştürücü aldım, onu kabul etmedi. Dolayısıyla gidip 200 liraya ben dönüştürücü aldım. Ama bunda dönüştürücüye gerek yok arkadaşlar. Direkt jack girişi burada mevcut. Yan tarafa baktığımda sol tarafında herhangi bir tuş bulunmuyor. Sağ tarafında ise ses açma kapama butonu, hemen onun altında da parmak izi okuyucu, ayrıca power butonu olarak da görev alan bir buton yer alıyor arkadaşlar. Alt tarafa geldiğimde sim tepsisi, onun hemen yanında Type-C girişimiz, şarj girişimiz, hemen yanında bir adet mikrofon ve onun yanında da yine hoparlörümüz bulunuyor. Genel bir tasarım anlayışı var. Ön tarafa baktığımda
Ön tarafta büyük bir ekran karşılıyor bizi arkadaşlar. Çerçeveleri ince diyebileceğim bir çerçeve. Hemen üst kısımda delikli bir çentik de bulunuyor. Şöyle göstereyim, delik bir çentik bulunuyor. Ekranı güzel, hoş bir ekran hissiyatı veriyor bize. Zaten ekran konusuna geldiğimizde de değinelim. Hatta direkt ekran konusuna geçelim. Bu telefonun benim en sevdiğim tarafı, benim için en güzel tarafı ekran bölümü oldu arkadaşlar. En başta ekranımız Full HD Plus bir çözünürlüğe sahip. Devamında AMOLED bir ekran kullanılmış, AMOLED bir panel kullanılmış ki bu ekran gerçekten kullandığınızda, mesela 13 Pro Max'ten buna geçtim. Ekran konusunda hiçbir şekilde ya çok kötü bir ekranmış işte o deneyimi vermiyor diyemem arkadaşlar. Tabii ki iPhone 13 Pro Max değil ama kesinlikle güzel bir ekran deneyimi sunuyor. Renkler çok canlı, beyazlar çok güzel. Beyaz böyle sarımsı bir beyaz yok mesela. Diğer bazı modellerde beyazlar sarı oluyor. Sarımsı bir beyaz yok. Çok güzel bir beyaz var. Zaten siyahlar çok güzel AMOLED ekranda. Yani ekranımız çok güzel arkadaşlar. Ayrıca bu ekranda yine güzel bir şey var. 120 Hz'lik tazeleme hızı var bunda. Yine iPhone 13 Pro Max'ten buna geçince öncelikle bir afalladım. Çünkü ekran hafiften böyle gözüme, o 120 Hz'i kullananlar bilir, hemen fark eder. Böyle bir takılıyormuş gibi geldi ama baktığımda ayarlarda 60 Hz'de ayarlıydı. Bunu 120 Hz'e aldığınızda gerçekten cihaz yağ gibi akıyor arkadaşlar. Çok hoş, çok kullanışlı bir ekranı var diyebilirim. Kesinlikle ekranı benden tam puan aldı. Kameraya geçiyorum. Benim için en zayıf kısım bu telefonun kamerası oldu arkadaşlar. Her ne kadar 108 megapiksellik bir kamera bulunsa da, bunun reklamı yapılsa da aslında keşke 108 megapiksel olmasa ama kamerası biraz daha geliştirilmiş olsa diyebileceğimiz bir telefon arkadaşlar. Redmi Note 11'in 108 megapiksellik bir ana kamerası var. 8 megapiksellik geniş açılı bir kameramız var. 2 megapiksel makro çekim, 2 megapiksel de derinlik algılayan kamera olmak üzere toplamda 4 adet kamera, bir de flash var. Kamera dizilimi fena değil. Farklı bir tasarım sunuyor. Yani diğer telefonlarda çok da gördüğümüz tasarım değil kamera konusu. Ama kamera konusunda benim şikayetlerim var. Öncelikle ondan bahsedeyim. Kamerası günlük kullanımda, ışıklı ortamlarda, yeterli ışıkta yeterli performansı veriyor. Yani fotoğraf çekiminde yeterli bir performans alıyorsunuz. Orada sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yeterli ışık varsa, Işık düştüğünde çekim kalitemiz kesinlikle düşüyor arkadaşlar. Onu da belirtelim. Ayrıca arkadaşlar bu telefonda yine çok 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 eksi olarak değerlendirebileceğimiz diğer özelliğimiz video bölümünde. Video bölümünde 720p 30 fps, 1080p yine 30 fps veriyor. Yani 4K yok. 4K'yı geçtim. 1080p'de 60 fps bile vermiyor. Bu benim için hayal kırıklığı oldu diyebilirim. Tabii ki hani normal günlük video çekimlerinizde yine yardımcı olabilecek bir telefon. Öyle çok kötü değil ama en azından bir 1080 60 fps ya da 4K 30 fps olsaydı çok da iyi olacaktı arkadaşlar. Mesela Mi 11 Lite kullanmıştık. Onun da incelemesi kanalda var. Mi 11 Lite'ın 4K 30 fps, 1080p 60 fps çekimleri vardı. Mükemmel bir kamerası yoktu ama bu çekimlere izin verebiliyordu arkadaşlar. Yine kamera kısmında kamera modları vardı diğer telefonda. Mi 11 Lite'da bir sürü kamera modu vardı. Bunda kamera modları yok arkadaşlar. Kısa video var. 108 megapiksellik bir bölüm var. Panorama çekim, ağır çekim, hızlandırılmış çekim, uzun pozlama var. Onun dışında Xiaomi'nin sunduğu bazı vlog ya da sinematik çekimler bize vaat eden modlar vardı. Onlar yok arkadaşlar. Onu da belirteyim alacaklar için. Öncelikle bunu söyleyelim. Ön kısma geldiğimde yine Xiaomi'lerin ön kameraları fena olmuyor. 16 megapiksellik bir ön kameramız var. Bence fena çekimler sunmuyor arkadaşlar. Ben yeterli buldum bu ön kamerayı. Yine ön kamerada da şu an mesela kendime bakıyorum. Bence gayet güzel çekim veriyor ışıklar falan olunca. Ama ön kamerada da video çekmek isterseniz yine Full HD 30 fps verecek arkadaşlar. Onun üzerine çıkmıyor yine. Zaten Xiaomi'nin ön kamerada çoğu modelinde 1080 30 fps veriyor. Onun üstü pek de olmuyor arkadaşlar. Redmi Note 11 Pro'nun işlemci ve performans kısmına değinmek istiyorum. Bu arkadaşta Snapdragon bir işlemci yok arkadaşlar. MediaTek'in Helio G96 işlemcisi var.
kötü bir işlemci değil, gayet güzel sonuçlar veriyor. Böyle sayısal verilerle boğmak istemiyorum ama detayları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu telefonumda PES 2023 yüklü, devamında Asphalt 9 yüklü, PUBG Mobile yüklü, bir de Apex Legend yüklü. Bu oyunların hepsini kesinlikle çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Takılmalar, donmalar, kasmalar kesinlikle yaşamıyorsunuz. Ha, çok yüksek ayarlarda mı oynuyorsunuz? Hayır. Mesela PUBG'de yüksek ayarlarda oynayamıyorsunuz ama kesinlikle size 120 FPS veriyor. Ayrıca bunu neredeyse sabit veriyor ve kesinlikle donma, kasma yaratmıyor. Isınma derseniz bence Mi 11 Lite kadar ısınmıyor diyebilirim. Mi 11 Lite daha fazla ısınıyordu oyunlarda. Yani performans olarak bence Mi 11 Lite'ın üstünde bir performans veriyor diyebilirim. Orada Snapdragon 778G vardı sanırım. Bu bence ondan iyi veriyor. Kaliteli bir oyun deneyimi vaat ediyor arkadaşlar kesinlikle. Bu telefonun bir 6 GB RAM'lik versiyonu var, bir de 8 GB olan versiyon var. Elimdeki 8 GB RAM'i olan telefon. Ayrıca sanal RAM diye bir şey var bu Xiaomi'lerde. Ekstra 3 GB da o ekliyor. Yani bu telefonun aslında şu an baktığımızda 11 GB'lık bir RAM'i var. Zaten 8 GB fazlasıyla yetiyor arkadaşlar. Eğer aradaki fiyat farkını verebilecek durumdaysanız mutlaka 8 GB'ı tercih etmenizi öneririm. Ha, 6 GB kötü mü? 6 GB da fazlasıyla yeten bir miktar ama ilerleyen zamanlarda belki 6 GB'da, hani şu an değil ama belki 2 sene sonra donmalar, kasmalar başlayabilir. Pil konusu yine beni mutlu eden taraflardan. Şimdi performans konusunda gayet memnunum. Ekran konusunda çok memnundum. Pil konusunda da yine memnun olduğum bir telefon. 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryamız mevcut bu telefonda. Bazen bir gün, bazen 1,5, bazen 2 günü zorlayan bir pil performansı verdi bana açıkçası arkadaşlar. Tam olarak böyle motomot günü gününe tutmadım. Zaten her gün aynı kullanım senaryosunda da kullanmadım. Ama hücresel veri full açık. Yeri geldiğinde Wi-Fi'ye bağlandı. Yani bir okulda çalışıyorum. Öğretmenler odasına girdiğimde orada Wi-Fi var. Wi-Fi'ye bağlanıyor. Derse gittiğimde orada Wi-Fi yok. Hücresel veri var vesaire. Öyle karışık bir kullanım. Yani yoğun kullanıyorum ben telefonları. Sosyal medya özellikle çok fazla var bende ve bunlar olmasına rağmen, yani telefonu gerçekten fazlasıyla kullanmama rağmen günü çok rahat çıkarıyorum. Yani akşam 9-10 olduğunda %20'ler %30'lar hala bu telefonda mevcut. Hatta en son, yani dün bu telefon akşam eve geldiğimde %60'larda bir pili kalmıştı. Dolayısıyla çok kullanıyorsanız bir günü rahat çıkarır. Böyle ara ara kullanıyorsanız, çalıştığınız iş telefon kullanmanıza engel ise eğer, iki günde çok rahat çıkarabilecek bir pil performansı var diyebilirim. Ha, bu arada şu da var arkadaşlar. Yani bunun pili bitti diyelim. Yani şarjınız bitti. Yarı yolda bırakmıyor sizi. 67 wattlık bir şarj aletiyle geliyor ve bu şarj aletiyle taktığınızda 15 dakikada sıfırdan %50'ye zaten çıkarıyor. Yani çok hızlı bir şekilde telefonunuzu şarj ediyor. Yani ben geçen bilgisayarda otururken böyle bir taktım. Yarım saat 40 dakika bir bak, yani süre tutmadım ama baktığımda, yani bilgisayarda işim bittiğinde cihazımda %100'e ulaşmıştı. Gerçekten çok hızlı bir şekilde dolduruyor. Bu 67 wattlık şarj aletiyle gelmesi ve bunu desteklemesi de çok güzel. Tekrar ediyorum, bu cihazın bence artıları 67 wattlık bir şarj gücümüz vardı. 5000 mAh'lik bir bataryamız var. Performansı fiyatına göre gayet yeterli bir performans sunuyor. Ayrıca çok iyi bir ekrana sahip arkadaşlar. Eksi yanı, benim için tek eksi yan kamera arkadaşlar. Kamera konusunda, özellikle video çekimi konusunda, bir de bazen hani düşük ışık performansı da biraz daha iyi olsa iyi olurdu. Bir de videomuz 1080 60 fps ve 4K 30 fps gibi desteklemeler olsaydı iyi olurdu arkadaşlar. Bu telefonla alakalı son birkaç şeye değinmek istiyorum. Bunlar da eksi taraflar arkadaşlar. Yazılımsal konular, zaten Xiaomi'nin MIUI arayüzünde özellikle yazılımsal hatalarının fazlalığından şikayetçi insanlar. Bu cihazda da ben bu yazılımsal hataları gördüm.
Bu bir haftalık kullanımında denk geldiğim yazılımsal hataları söylüyorum size. Bazı bildirimler böyle üste çıkıyor. Bu bildirimleri silseniz bile gitmiyor. Üste duruyor böyle. Cihazı kapatıp açtığınızda o bildirim oradan silinmiş oluyor arkadaşlar. Mesela bir mesaj geliyor ya da kulaklık takıyorum. Kulaklığı çıkardığımda orada kulaklık simgesi hala duruyor. Kulaklık bildirimi de duruyor. Atıyorum kenara falan gitmiyor. Kapatıp açtığımda o bildirim gitmiş oluyor. Bu bir. İkincisi bu cihazı aldığımda formatlamıştım ve cihazın ekranı devamlı açık kalıyordu. Yani cihaz böyle kalıyor böyle. Sabaha kadar ekran açık kalıyor. Ya da bir bildirim geliyor size, ekranınız açılıyor ve kalıyor. Her zaman yapmıyor bunu ama çoğunlukla ekran böyle kalıyor. Bunu ben cihaza hard format çektim. Yani normal ayarlar kısmından değil de recovery'e girip oradan bir format çektim ve bu da düzeldi. Şu anda herhangi bir sorun yok. Yani böyle hatalar gelebilir başınıza. Üçüncüsü ise telefonla konuşurken cihazı kulağınıza götürdüğünüzde ışığı, her zaman yapmıyor bunu ama bazen yapıyor, kapanmıyor. Işığı kapanmıyor. Bu da bir hata. Şöyle buradan açma kapama butonuyla ışığı kapatıp açtığınızda düzeliyor arkadaşlar. Bu da bir hata. Bunu nasıl düzeleceğini bilmiyorum. Belki yazılımla falan düzelebilir. Bir defada arkadaşlar bildirim çubuğunu indiriyorum. Tekrar geri çıkıyor. İndiriyorum. Kendisi geri. İndiriyorum. Geri çıkıyor. Böyle bir türlü inmedi vesaire. Cihazı kapattım açtım, öyle düzeltebildim. Bir de bildirim çubuğuyla alakalı böyle bir sorun yaşadım. Yani yazılımı mesela Mi 11 Lite'da ben böyle yazılımsal sorunlara denk gelmemiştim. Özellikle Redmi telefonlarda bir daha fazla oluyor bu yazılımsal konular. Tabii ki Xiaomi çok fazla telefon ürettiği için bu MIUI arayüzünü hepsine entegre etmesi lazım. Hepsinde aynı stabillikte çalışmayabiliyor. Bunlar üzerinde daha çok çalışması gerekiyor açıkçası Xiaomi'nin. iPhone'larda, Samsung'larda, Huawei'lerde bu tarz sorunları çok çok az görüyorsunuz, çok nadir görüyorsunuz. Böyle bir sorunu da var bu telefonla arkadaşlar. Bu telefonla alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. Telefonla alakalı sizin sormak istedikleriniz varsa, bakın tekrar soruyorum, bazen arkadaşlar şey diyor işte, ya bu arkadaş Baymobil zaten sorulara cevap vermiyor şeklinde sistemde bulunuyorlar. Videonun altına video ile alakalı soru sorunca genelde dönüş yapıyorum arkadaşlar. O yüzden video ile alakalı, telefonla alakalı varsa sorularınız mutlaka videonun altına bekliyorum. Cevaplarım arkadaşlar. Umarım faydalı video olmuştur. Umarım alacakları aydınlatan bir video olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.